Burası muhtemelen dünya üzerinde yaşamak isteyebileceğiniz en son yer. Rusya'daki Sibirya bölgesinde bulunan Verkhoyansk kasabası. Bu iki numara yüzünden böyle. Aslında Amerikan ölçü birimlerini de işin içine katarsak 4 oluyor ama biz bu videoda Celsius kullanacağız. İlk numara 37.3 derece Celsius. Bu bölgenin görmüş olduğu en yüksek sıcaklık. 37 derece hiç de kötü gözükmüyor. Ama ikinci numara ise -67.8 derece Celsius. Bu Verkhoyansk kasabasının görmüş olduğu en düşük sıcaklık. Bu iki numara arasında tam 105.1 derecelik bir fark var. Bu da Verkhoyansk kasabasını dünyanın en fazla değişiklik gösteren sıcaklığa sahip bölgesi yapıyor. Sadece bir bölgede böyle bir fark olması inanılmaz bir şey. Özellikle İstanbul'a baktığımızda en yüksek ve en soğuk sıcaklık farkının 57.6 derece olduğunu görüyoruz. Kasabadaki numaralara geri dönelim. Bu numaralar Verkhoyansk'ı sadece sıcaklığı en fazla değişiklik gösteren bölge yapmıyor. Aynı zamanda bu sıcaklık sürekli böyle olduğu için bu bölgeyi dünyadaki en soğuk meskun yer yapıyor olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki kesin Antarktika'da sıcaklığın daha fazla düştüğü olmuştur. Haklısınız. 21 Temmuz 1983 yılında Rusya Vostok istasyonu civarında sıcaklık -89.2 dereceye kadar düşmüştü. Fakat biz burada insanların şu anda yaşayabildiği yerden bahsediyorduk. Her neyse biraz önce olabilir dedim çünkü başka bir Sibirya kasabası olan Omyakon 6 Şubat 1933 yılında yapılan ölçümde -67.7 derece çıkmıştı. Verkhoyansk'ta en düşük sıcaklık -67.8 çıkmıştı. Fakat orada yapılan ölçümlerde alkollü termometre kullanılmıştı. Bu termometre ile yapılan ölçümlerde 0.2 derecelik bir hata payının olabilme olasılığı çok yüksek. Fakat birkaç derecelik bir fark sadece rekor kitapları için önemli. Bu kadar düşük bir sıcaklık ölümcüldür. Korunmasız bir şekilde 5 dakika bu sıcaklıkta durmanız bile donarak ölmenize yetecektir. Verkhoyansk'ta dereceler -50'nin altına düştüğünde kasaba bildiğiniz kapanıyor. Okul, market, aklınıza gelebilecek her şey kapanıyor. Verkhoyansk çok az bir farkla Kuzey Kutbu sınırları içine giriyor. Bu kasaba bu yüzden bu kadar soğuk. Bu da haritası. Ya da neyse bu kadar teknik bilgiye gerek yok. Basitçe bu harita dünya üzerindeki atmosfer basıncını gösteriyor. Atmosfer basıncı basitçe söylemek gerekirse havanın ağırlığı. Atmosfer 1 kilogram bölü santimetre kare kuvvetinde her yöne eşit olacak şekilde kendini itiyor. Fakat bu basınç dünyanın diğer bölgelerinde işte dağlık alanlar veya su seviyesine göre değişiyor. Bu da havanın durumunu etkiliyor. Şu Sibirya'nın olduğu yerdeki kırmızılığı görüyor musunuz? Dünyada diğer yerler farklı renkteyken sadece orası kırmızı. Atmosfer basıncı burada ortalama olarak çok fazla ve bu yüksek basınç Sibirya'nın kış aylarında aşırı soğuk olmasına neden oluyor. Uzak batıdaki fırtınalar Atlantik'ten sıcak havayı topluyor ve bu sıcak havayı normalde Sibirya bölgesinde bırakması gerekiyor. Fakat bu bölge çok basınçlı olduğu için Sibirya fırtınaları geri itiyor ve bu yüzden bu bölgeye hiç sıcak hava gelmiyor. Bulutlar sıcak havayı tuttukları için bir nevi yorgan gibi iş görüyor ama bu bölgede çok fazla basınç olduğu için çok az bulut oluyor ve sıcak hava gelse bile geçip gidiyor. Yani kısaca Sibirya çok soğuk. Fakat bu kadar soğuk bir yerde yaşamanın avantajları da var. Millet donmuş olan nehirdeki buzları küp küp kesip evlerin önünde depoluyor. Böylece suları olmuş oluyor. Buzdolabına ihtiyaç duymuyorlar. Üçüncü iyi bir neden bulamadım. Ama dezavantajlarını bulmak daha kolay. 2012 yılında bu kasabaya 400 tane kurt saldırdı. O soğukta burnunuz öyle bir donuyor ki neredeyse koku alma duyunuzu kaybediyorsunuz. Aralığın sonunda 2 hafta boyunca güneş görmüyorsunuz. Yazları çok sıcak oluyor ve yerler hep çamur oluyor. 1 yıl boyunca normal bir ev ısıtmak için 7 tır dolusu odun gerekiyor. Bu da yılda 2600 dolara denk geliyor. Akünün şarjı birkaç dakika içinde biteceğinden orada yaşayan insanlar bir daha hiç açılmayacağını düşündükleri için arabalarını hiç kapatmıyorlar. Neredeyse hiç ekonomi yok ve oradakiler yiyecek için avlanıp balık tutuyorlar. Bahsettiğim diğer soğuk kasaba olan Omyakon kırdığı rekor sayesinde kendine bir turist endüstrisi kurdu. Fakat Verkhoyansk'ta bir tane bile restoran veya otel yok ve en yakın havaalanı buraya 650 km uzaklıkta. Yollarda ise hiçbir şekilde asfalt yok. Karların erimeye başladığı zaman bu yolu kullanmak neredeyse imkansız oluyor. Hatta bu aşırı hızla erime yaşanırken bazen yerler kayıyor ve evlerin ortadan ikiye ayrıldığı oluyor.